Gençler ne yapıyorsunuz? Toprak Hoca'yı gördüm az önce. Sevgilisiyleydi. Ne? Nasıl ya? Kızım sen bu adamla çıkmıyor muydun? Ya çıkıyoruz tabii ki. Sen de duydun ya oğlum. Beni tek başına odasına çağırdı. Canım belki ikisini birden idare ediyordur. Var böyle şerefsiz erkekler. Ya ben yalnızken gereken tribi yaparım ona. Ya Defne sallama ya. Toprak Hoca ile odada yalnız değildiniz. O yurtşehrisi kadın da oradaydı. Bir dakika. Sen bize yalandan mı hava basıyorsun yani? Yok mu aranızda öyle bir şey? Ya evet yok. Defne sen de bu saçma sapan oyununa bir son ver artık. Ya ne diyorsun be? Ne karışıyorsun benim işime? Sen de dön önüne ezik. Ne diyorsun sen be? Eziksin kızım sen. Bunlar sana acıyorlar. Serkan Eylül'e aşık. Gizli gizli buluşuyorlar. Sen de kedi gibi kardeşimin peşinde dolanıyorsun. Aptal. Cemre! Cemre yok öyle bir şey. Koşun koşun. Cemre! Bırak! Serkan sen git! Cemre! Bak düşündüğün gibi değil. Peki nasıl? Evet anlat dinliyorum. Ama bana sakın Serkan'la aramda bir şey yok diye palavra sıkma Eylül. Serkan bana çıkma teklif etti. Ben de kabul ettim. Sonra sen Serkan'a aşık oluyorum deyince ben de vazgeçtim, aradan çekildim. Niye yaptın ki? İnsan gibi karşıma çıkıp anlatsaydın ya. O zaman benim de gururum böyle yerle bir olmazdı. Üzülmeni istemedim. Annenle babanın acısı daha geçmedi. Ben de bir de bu yüzden... Acıdın bana yani. Ya sen kimsin ki bana acıyorsun? Senin benden ne fazlan var? Annem var diye kendini şanslı mı sanıyorsun? Evet. Benim annemle babam öldü. Ama onlar hayattayken beni sevdiler. Senin annen... Başka bir herif için kendi kızından vazgeçti. Asıl ben sana acıyorum. Ya Cemre yeter ya. Mahvettin kızı. Ya sen de her şeye karışma Songül. Ya siz ne çok meraklısınız başkasının adına kararlar vermeye. Eylül Hanım ben üzülmeyeyim diye gururumla oynar. Sen kader üzülmesin diye annesini saklıyorsun. Ne? Ne diyor bu Songül? Serkan. Hocam sizinle bir şey konuşabilir miyim? Defne ile ilgili. Gel otur. Hocam Defne... Hepsini biliyorum Serkan. Anladığını özür dilerim sizden. Benden niye özür diliyorsun ki? Babanın Defne'den özür dilemesi lazım. Babam mı? Defne babanın kendisine şiddet uyguladığını anlattı. Hocam babam ne bana ne de Defne'ye bir fiske bile vurmaz.
Serkan belki sana değil ama Defne'ye böyle davranıyordur. Hayır hocam, yok öyle bir şey. Ya Defne'yi o kadar iyi tanıyorum ki. Bunların hepsini dikkat çekmek için yapıyor. Hocam bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama benim kardeşim tam bir yalancı. Ya niye susuyorsun? Konuşsana. Kader. Bak Eylül Kemal'den numaraları almış ama biz annen düşündüğün gibi çıkmaz diye korkup... Ne? Sakladınız mı? Bak canım arkadaşım. Annen yanlış bir şey söylerse yıkılırsın, mahvolursun. Bana bunu nasıl yaparsın ya? Sen var ya, Neriman'dan da kötüsün. Ya nefret ediyorum senden, nefret ediyorum Songül. Ya tabii kendine bir aile buldun, kader hep yurtta kalsın istedin değil mi? Hep ezik, hep elinin altında olsun istedin. Ya saçmalama kızım. Ben seni ne kadar çok seviyorum bilmiyor musun? Bilmiyorum. O eskidendi. Şimdi değiştin. Cici ailenin parasıyla hediyeler alıp bize hava atıyorsun. Yakında yanımıza da gelmezsin. Deli deli konuşma kader. Ben senin yanındayım, sizin yanınızdayım. Ya geceleri güzel evine gidiyorsun ama. Bizim gibi yetimhane yatağında yatmıyorsun. Ama ben de kurtulacağım oradan. Hem de öz annemin yanına gideceğim. Verin numaraları. Kader. Ya verin dedim. Affedersiniz, yanlış numara oldu. Sonuncu. Son şansım yani. Adresini alayım. Alo. İyi günler. Banu Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Banu. Benim annemin adı Banu. Sizin adınıza bir paket vardı. Adres kısmı silinmişti. Adresinizi alabilir miyim acaba? Nereden arıyorsunuz? Kargo. İnternetten bir şey istemişsiniz. Onu getireceğiz de. Tamam, veriyorum. Teşekkürler, iyi günler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.